milletvekili, il başkanı, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, savcı, değerli bürokratlarımız, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben gerçekten bugün çok heyecanlandım. Güzel bir program. Bu çadır bence burada kalıcı olmalı. Çünkü Filios projesiyle beraber burada bu ve benzeri etkinlikler sıkça olacak. Burası bölgenin parlayan yıldızıdır. Burada Karabük var, Bartın var. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim Karabük'ten, Karabük'ün Bartın'dan, Bartın'ın Zonguldak'tan bir farkı yok. Biz önceden aynı ildik. Sonradan ayrıldık ama insanlarımız hiçbir zaman ayrılmadı. Biriz, beraberiz. Kardeşiz, hep beraber Zonguldak'ız, Batı Karadeniz'iz. Fark eden bir şey yok. İnşallah buranın kalkınması, Filios projesi sadece Zonguldak'a değil, bütün Batı Karadeniz'e katkı sağlayacaktır. Bu üç ilin burada bir araya gelmiş olması da çok güzel bir olay. Şimdi benim çocukluğumda bizim köyde babam muhtardı. Köye çok giderdim ben. Bir metrekare toprak boş değildi. Tarım yapılırdı. Herkesin evinde hayvan olurdu mutlaka. Şimdi yani sizler biliyorsunuz belki ama kaç kişi domates ekmeyi biliyor? Kaç kişi ağaç budamayı biliyor? Bilmiyor, gençlerimiz bilmiyor. Peki ne oluyor şimdi? Okumuş çocuğa, şehirde çalışan okumuş çocuğa, köydeki okumamış kardeşi bakıyor. Nasıl bakıyor? Keçi alıyor. Keçiyi devlet de veriyor, teşvik de var, para da var, hibe de var, kredi de var. Büyütüyor, yetiştiriyor. Kurbanda satıyor, kardeşine gönderiyor. Mahsullerini de gönderiyor. Yani okumuş çocuk kendi geçimini sağlayamıyor eğer çok iyi bir üniversite mezunu değilse maalesef. Doğru mu? Doğru. Ama köydeki çocuğun bir sıkıntısı var. Sayın Valim evlenecek kız bulamıyor. Neden? Köye gittim. Kurban Bayramı'ndan önce 77 yaşında bir amca. Zayıf, sağlıklı, hayvan gidiyordu. Dedim sen mi gidiyorsun? Oğlan var dedi, eve yemek yapmaya gitti dedi. Hanım hasta dedi. Gelin yok dedi, sorun da orada dedi. Kimse davar var sizde diye kız vermiyormuş. Dedi ki devletten 200 milyara daire aldım dedi. Sıfır, üzerine yaptım dedi. Yine hiç kimse evlenmiyor dedi. Davarı satacağım dedi. Çocuğu evlendirmek için iş var diye. Dün İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim dün. İnsanlar orada asgari ücrete kapıcılık yapmak istiyor. Bize geliyor insanlar, beni TTK'ya koy, belediyeye gireyim, Erdemir'e gireyim ya da hastaneye gireyim. Temizlik yapayım, paspas yapayım. Benim annem 76 yaşında bahçe yapıyor. Çok sağlıklı. Devlet'te bir kadınla konuştum. Bir oda kadar yerden roka, maydanoz, tere yetiştiriyorum. Ayda 1500 lira kazanıyorum dedi. Bakın, manda yoğurdu ve sütünü büyük marketler istiyor. Yetiştiremiyoruz. Sayıları artırmamız lazım. Bu topraklarda her şey olur. Her şey olur. Şu topraklarda her şey yetişir. Evet, çevreyi kirletmemek lazım. Toprağı kirletmemek lazım. Suyu kirletmemek lazım. Gelişmiş ülkeler tarımı asla bırakmadılar. Bırakmazlar, bırakamazlar. Hiçbir şeyde Allah bizi dışarıya bağımlı etmesin ama gıda ve tarımda asla etmesin. Sayın müdürlerim, tarım müdürlerim, çıkın anlatın. Bilmiyor köylülerimiz, teşvikleri bilmiyorlar. Anlatın, yerinizde oturmayın, toprağa ayağınız değsin. Sivil toplum kuruluşları, anlatın. İnanın vatandaşlarımız bilmiyor. Kıymetli hemşirelerim, sayın valim, değerli arkadaşlarım. Şimdi mevzu çok. Bir 15 Temmuz mevzumuz var, bir de Filios mevzumuz var. Bunlara da değinmek istiyorum izin verirseniz. Filios büyük bir projedir. Yapımında 4000 kişi çalışacaktır. Bittikten sonra 15000 kişi çalışacaktır.
büyük fabrikalar gelecektir. Ekim ayında Ulaştırma Bakanımız söyledi. Başbakanımız gelecek. Temel atacak. Bizden ne istediniz? Yolları istediniz. Bitiriyoruz. Demir yolları dediniz. Tamamlandı. Havaalanında yurt içi seferler istiyoruz dediniz. O da başlayacak. Başbakanımız burada talimatı verecek. Biz şimdi Filyos'u gerçekleştirdiğimiz zaman zaten bunlar kendiliğinden olacaktır hızlı bir şekilde. Kamu yatırımlarına burada girmek istemiyorum. Ama her şeyden önemlisi vatanımız. Önce vatan. 15 Temmuz'da bizi vatansız bırakmak istediler. Vatanımız olmazsa gıda olmaz, tarım olmaz, hayvancılık olmaz. Biz de olmayız, namusumuz da olmaz, malımız, mülkümüz de olmaz, toprağımız da olmaz. Hiçbir şeyimiz olmaz. Ve bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Bizi alacak başka bir vatan da yok. Onun için bir olmamız lazım. Beraber olmamız lazım. İri olmamız lazım, diri olmamız lazım. Hep birlikte kardeş olmamız lazım, Türkiye olmamız lazım. Tek bayrak, ne diyor Cumhurbaşkanımız? Tek devlet, tek millet, tek vatan. Kıymetli hemşerilerim, bugün Çaycuma çok önemli bir gün yaşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bakın, yurt bayiye. Evet, gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyetleri var. Çanakçılar Senemi'nin var mı? Kilaz kauçuğun var mı? Yok. Ama bölgemizin değerleri gelmişler, katkı veriyorlar. Allah razı olsun, sayıları çok olsun. Allah onlara hayırlı bol kazançlar versin. Onlar katma değer yaratıyor. İstihdam yaratıyor, hizmet yaratıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve buradaki kurumların hepsine teşekkür ediyorum. Bakka'yı genelde, bence Bakka'nın kurulduğundan itibaren en önemli projelerinden bir tanesi bu. En önemli çalışmalarından bir tanesi bu. Genellikle daha önce Bakka'yı yurt dışı gezilerinde görürdüm, duyardım. Böyle faaliyetler çok önemli. Kıymetli kardeşlerim, manda konusunda abim söyledi. Sayın Valim sağ olsun biz gittik. Destek vereceğini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda da bu konuda görüşmeler yaptık. Tavuçlar var aramızda. Tavuçlarla ilgili sıkıntılar vardı. Onlar da çözüldü çok şükür. Manda yoğurdu, çilek, fındık, çok şey var burada. Önceden ben devlet bastonu götürürdüm. Madenci heykeli götürürdüm. Bürokratlara Ankara'da. Kömür saati götürürdüm. Şimdi manda yoğurdu götürmeye başladım. Ve manda yoğurdu bakıyorum bağımlılık yapıyor Sayın Vali. Bir yiyen bir daha istiyor. Yetiştiremiyoruz. Sabah 5 otobüsüne veriliyor. Ben oradan aldırıyorum, dağıtıyorum. İnanın Ankara'da artık isim yapmış durumda bu. Sizden Allah razı olsun. Hepimizin memlekete hizmet borcu var. Hepimizin sorumlulukları var, görevleri var. Bunları yerine getirmemiz lazım. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bugünler geçecektir. Rabbim hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sayın Başkanım, kara kara düşünme. Yarın AFAD'a gidiyoruz. Oradan da yardım alacağız. Parti ayrımı yok. Sen, ben yok. Hep beraberiz inşallah. Zonguldak için. Ortak payımız Zonguldak. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.